Eda'm şuraya bakalım. Eda'm buradayım. Sana çok güzel pozayım. Evet. Tamam, teşekkürler. Evet, tamamız. Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle fıstık yeşili. Evet, bu tam çok kurbağa yakışmış. Yeşili. Kurbağa yeşili mi? Evet. Çok güzel bir gece. Evet, çok güzel hazırlanmışlar. Siz de çok güzel hazırlanmışsınız. Çok şükür olmuşsunuz. Ben bugün ödül vermeye geldim. Almaya. Ne ödülü vereceksiniz peki? Haluk Akakçı'ya. Erken mi söylemiş oldum? Yok yok, tam zamanı. Ama açıklandı galiba. Açıklandı. Açıklanmadıysa da artık aldık. Evet, yılın sanat adamı olarak Haluk'a ödül vereceğim. Onun için buradayım. Zaten elle daha önce çok çekimler yaptık. Çok da sevdiğim bir grup. O yüzden onları desteklemek için buradayım. Sesimle alakası, kusura bakmayın. Siz neler yapıyorsunuz peki? Yaz geldi artık. Bizim son iki bölümümüz. Sezon finali. Artık sezon finaline doğru gidiyoruz. Finalimiz de biraz tabii daha uzun geçecek. Sürekli sette çalışarak geçiyor. Sette çalışıyor. Yeni sezonda da yine galiba başrollerde hani Şevval, Sam ve Eda İce kalıyor. Ben ve sürekli bir değişim söz konusu. Yani öyle bir final bölümümüz var ki yani kim kalacak, kim gidecek? Şu an muamma yani, bakacağız. Sizin için de muhteşem bir proje oldu aslında. Hani Eda İce'yi daha iyi tanıma fırsatı evet, buldum. Aynen öyle. Ama bu sezonla birlikte yeni bir şeyler yapmak ister mi Eda İce? Yani yoksa zaten bu karakter hani iyice artık size sinmiş olduğu yani şöyle için. Şöyle oldu, ben yani Yasak Elma'da yıldızı oynarken aynı zamanda maskeyi yaptım. İşte yapacağım hani reklamlardır ya da filmdir. Dijital platform Disney'e geliyor. Disney'le yapacaklarım. Zaten yıldız artık benim bir iş kolum gibi oldu. Ben diğer yapmak istediklerimi de yapıyorum onunla beraber. Dur bakalım neler olacak. Ama tabii ki bir gün bitecek yani, sonsuza kadar da sürecek hali. Peki yaz geliyor, dinlenecek misiniz yoksa dinleneceğim, hemen yine projelere devam edecek? Yok yok, bir süre dinleneceğim. Son olarak da sosyal medyada çok gördüğünüz bir Buğra Eda ilişkisi yani sürekli evet, takipte çıkan. Siz, hani artık kavga hala kontrol edemiyor musunuz? Hani siz yani haber yapabilin, hani sıkılmayın. Niye malzeme çıksın? Hani kız 3 senedir aynı kişiyle çıkıyor, hani sıkılırsınız diye. Sizin için arada bir adrenalin olsun diye. Buğra bana zaten hani aynı evin içinde yine mi sildin beni? Hani şunu yapma, boşuna haber alıyoruz falan. O çok kızıyor, çok. Şampiyon ama da oldular. Bir daha yapmayacağım ha. Şampiyon da oldular. Evet ya, onlar da çok başarılı gidiyor. Biz birbirimize uğurlu geldik. Evet kesinlikle. Peki bu uğuru evlilikte taşlandırmayı düşünüyor musunuz? Dile kolay bir 3 senelik bir yani ilişki. Evet evet, yani bir noktada oraya gider ama bu yaz değil. İnşallah önümüzdeki yaz değil. Bu yaza yetişmiyor yok. İnşallah gelirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geçen sene Yasak Elma'nın oyuncularıyla birlikte tatile çıkmıştı. Evet ya. Öyle bir şey olacak mı? Bu sene yani çok isteriz aslında. Bu seneki grup da çok uyumlu çünkü. Sezonki kızlar şahane yani. Şebnem Dönmez ve Bir An Damla Yılmaz da katıldı. İnşallah ayarlarız, çıkabiliriz aslında. Ses telleriniz nasıl oldu bari? Ses telim için evet. Yani iki haftadır kısık. Yani bölümlerde de maalesef seyirci de duydu. Şimdi sona geldim, iyileşiyorum yani. Neden öyle bir şey oldu? Bir soğuk algınlığı, üstüne Covid ikinci kere. Yani benim sesimi vurdu, bilmiyorum. Bir şey olsun. Teşekkür ediyorum. Aa evet. Sesim hiç yok. Tabii reytingler iyi gelince biz. Biraz fazla coşmuşum o yüzden. O zaman çok kısa yargı sezon finali yaptı. Çok güzel geri dönüşler aldınız. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Çok mutluyum. Bir de muhteşem bir gece. Çok şık hazırlanmışsınız. Neler söyleyeceksiniz geceyle alakalı? Çok heyecanlıyım. El ekibimi çok seviyorum zaten. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Biz de sizi çok seviyoruz. Şöyle geçelim ortaya doğru. Hayır, bu da. Yorgun musunuz birazcık? Öyle bir halde sıcak mı bir de artık? Biraz boğmaya başladı bizi. Gelirken şunu konuşmuştuk. Dünya markalarının sponsorluğu çok güzel. Bunun da bir ödülle taşlandırıyor. Hiç düşünmemiş miydin bu soruyu sorduğunda? Hayır, gerçekten. Sana helal olsun. Gerçekten. Ve bir marka işbirliğiyle, Bulgar işbirliğiyle de ödül aldınız. Evet, gibi. Evet. Özellikle içeride de söylediğim gibi gerçekten beraber yürümekten çok keyif aldığım bir marka. Beni böyle onurlandırmaları çok mutlu etti beni de. Çok mutluyum. Birbirimize çok yakıştığımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. El Sayla Borsa ve El Dergisi. Güzel bir gece. Siz de çok şık olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Böyle İranlar da etrafımızı sarmış biraz. Evet.
daha sarmadı, daha yeni tamam. Başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Çok ucu açık bir konuşma oluyor şu an. Yani benim için yılanın önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Hakikaten o yüzden ilginç bir buluşma, ilginç bir tesadüf oldu. Ben Serpenti koleksiyonunu temsil ettiğim için. Ne yapıyorsunuz peki? Şahmeran şekilde ikinci sezon başlayacak. İkinci hatta. Sezon başlayacak, aynen. Haziran 3. haftası gibi tekrar Adana'ya gidip Adana sıcağını düşünemiyorum şu anda sana bakınca. Böyle bir anda bir terleme geldi. İkinci sezon için tekrar çekimlere başlayacağız. Yeni Alice'in işte sezonu bitirdik aynen. Her şey yolunda çok şükür. Çok güzel. Alice nasıl geçti peki bu sezon? Genel olarak baktığımız zaman çok eğlendiniz bizim gördüğümüz vallahi, kadarıyla evet ama. Evet ya çok güzel geçti çünkü çok özlemiştik. Çok çok özlemiştik. Bir de benim başta böyle birazcık gerginliklerim vardı. İlk sahne deneyimim olduğu için acaba yapabiliyor muyum, acaba olabiliyor mu diye. Pandemide aklımda sadece şu vardı. Şimdi olacak ki bak nasıl yapacağım, şimdi çıkacağım ki bak nasıl güzel olacak diye. Hakikaten hepimiz o kadar özlemle, o kadar hani coşkun bir enerjiyle geldik ki doyamadık bile. Bitmesi gibi bir şey söz konusuydu ama galiba kıyamayacağız. Devam etmeyi istiyoruz hepimiz. Devam edeceğiz gibi gözüküyor. Peki Alice engel oluyor mu size dizide oynamanızda ya da sinema filminde? Çünkü çok yoğun bir efor harcıyorsunuz orada. Evet. Çok yoğun geçiyor. Yani Şahmaran çekimlerini tamamlayıp başladığı için Alice şu dönemde çok zorlayıcı olmadı açıkçası. Ama bilmiyorum hani çok yoğun bir dönemde bu kadar sık oynamak mümkün olmayabilir tabii ki. Şahmaran'a geri dönelim o zaman. Nasıl bir karakterde izleyeceğiz? Ne kadar güzel soruyorsun sen ya. Sor, evet. Teşekkür ederim. Nasıl bir hikaye oldu sizin için? Hep böyle sorduk, çok kısa kelimeler aldık. Detaylı hiçbir şey bilmiyoruz ve hani çok da denk gelmedik buna. İlk sezon vallahi, çekildi, yayınlanmadan ikincisi başlıyor. Ben unuttum. Ne çektiğimi unuttum, ne yaptığımı unuttum. Ya işin gerçeği şu ki hakikaten konuşmak için çok erken. Çünkü henüz ne zaman çıkacağına dair bile çok net bir bilgi yok. Yıl sonuna yetişeceğinden bahsediyorlar. Umarım işte Kasım gibi, Ekim gibi bilmiyorum. Dolayısıyla hani erkenden konuşmak biraz işin gazını kaçırmasın diye hepimiz böyle biraz sakin davranmaya çalışıyoruz şu anda. Ama şunu söyleyebilirim, hakikaten gerçekten çok çok güzel bir ekiple çok keyifli bir zaman geçirdik. Çekerken de böyle bir büyü vardı hepimizin üstünde, bir peri tozu vardı gibi. Çok özel bir iş yaptığımızı bilerek ve gerçekten hani güzel bir şey bırakacağımızı bilerek o işin içindeydik. Umarım öyle de çıkar, öyle de yansır. Umarım herkes de bizimle aynı duyguları paylaşır istediği zaman. Ama gerçekten konu olarak tüyo vermek için daha çok erken. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Aşk hayatınızla alakalı çok konuşmak istemiyorsunuz biliyorum. Ben de çok fazla soru sormak istemiyorum bu konuyla ama en azından şu an yalnız mısınız? Yine bir şey söylemeyeceğim. Aşka bakış açınızı da öğrenemeyecek miyim? Yine bir şey söylemeyeceğim. Aşka bakış açımı öğrenmeyeceğim. Senin hayatında neydi? Öğrenelim efendim. Hayır abi ben işte... Çok uzun sürede hazırlanmıyordum. Sadece biraz geniş geniş hazırlanmayı seviyorum. Çayımı kahvemi içerekten. O yüzden bir saat veremeyeceğim. Valentino giyiyorum. Ve Bulgari tepiyorum. Evet. Ben teşekkür ederim. Şahmaran'ı boynumda taşıyorum diyorsunuz. Her zaman. Kenan Hanım buraya bakabilir miyiz efendim? Ha tamam bekliyoruz. Çok sarışsınız ya. Ne demek efendim sabaha kadar bekliyoruz. Evet. Evet. Tamam mıyız? Ben alacağım Bulgari bekliyorum. İsim verme psiko. Tamam. Evet buradayız. Teşekkürler. Hoş geldiniz Serena Hanım. Nasılsınız? Sağ İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Muhteşem hazırlanmışsınız. Nasıl hazırlandınız diyeceğiz ama çay kahve içerek galiba. Evet ya biraz öyle yani koşturmadan hazırlanmayı seviyorum. Yavaş yavaş hazırlandım. Yani öğleden sonradan beridir aslında masa başındayım ama güzel güzel hazırlandım. Ülkemizdeki değerli isimlere de artık dünya çapındaki markalar da sponsorluk yapıyor. Bunlardan önde gelenlerden de birisiniz. Şu an üstünüzdeki ve takılar da. Bu nasıl bir duygu? Dünya markalarının bizlerle buluşması. Çok teşekkür ederim. Neden olmasın ya? Bu çok ilginç bir şey değil aslında. Harika bir şey. Bulgari'nin tabii ki temsilcisi olduğum için Türkiye'deki çok mutluyum.
Bunları taşımak da bana böyle bir gecede çok heyecan veriyor, güç veriyor. Harika. Evet, peki neler yapıyorsunuz? Yaz geldi galiba, Şahmeran'ın ikinci sezonu çekilecek. Ne zaman başlayacak çekimler? Yine Adana'da mı olacak? Evet, yine Adana'da devam edeceğiz. Haziran'ın 3. haftası gibi gitmeyi planlıyoruz. Bakalım, henüz tam netleşemedi ama önümüzdeki haftalarda netleşecek. Peki Serenay Hanım? Kıyafet renginiz pembe. Evet. Bir özelliği var mı yoksa? Yok, Sergen Yüksel pembe çok moda. Gerçekten yok. Saçlar, ha, mücevherlerden gerçek. Evet, ona Bulgari. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok kolay. Görüşürüz. Başlap sen. Evet. Buyurun. İyi akşamlar Özer Hanım. İyi akşamlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Çok güzel bir gece. Çok mutluyum. Keyfim yerinde. Giyinebildik uzun zaman sonra. Evet. Çok şıksınız. Kesinlikle. Nasıl hazırlandınız bu gece? Şöyle bir. Teşekkür ederim. Salih Balta tasarımı giyiyorum. Her zamanki gibi. Önder Tiryaki'yle hazırlandım. Oğuz Erel yaptı salihliği. Öyle gittim ve hazırlandım, böyle oldu. Yani. Evet, bugün aslında kadınlar şıklık yarışında ama bir nevi de cesareti de temsil ediyor bütün kadınlar. Evet. Siz de yine çok cesur bir kıyafet tercih etmişsiniz. Son dönemdeki eleştirileri biliyorsunuz zaten. Evet. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugünkü kıyafette bir cevap olmuş ama ağzınızdan da almak istedim. Aynen, fazla söze gerek yok. İstediğim yerde, istediğim gibi giyineceğim. Buna bakmak istemeyen bakmasın. Çok basit yani. Ve tüm kadınlar da, herkes bu ülkede özgür. Burası özgür bir ülke. İstediğimiz gibi giyiniriz, istediğimizi söyleriz, istediğimizi yaparız. Kesinlikle. Peki neler yapıyorsunuz? Yeni projeler var mı? Yaz geliyor. Tatil mi, iş mi? Hazırlanan? Onun böyle galiba bir proje vardı. Evet, evet. O şu an orada çekiyorlar. Öyle Depo Film'le ortak yapımımız. Yani bizim şirketimiz. Doğrudan ben yapım tasarımının içinde yer almıyorum. Daha ziyade Depo'yla Onur'un işbirliği. Ben de şirkette olduğum için bu şekilde çıktı. Aslında biraz yanıltıcı bir başlık oldu o gün. Gölgeledi biraz. Öyle. Onlar devam ediyor o şekilde. Biz bekliyoruz bakalım seneye inşallah. Çalışacağım bilmiyorum. Şartlar beni korkutuyor. Biraz dijital platforma daha yatkın mısınız yoksa televizyon mu, uzun süreler mi korkutuyor? Yani süreler tabii ki korkutuyor ama değişiyor. O şartlar da değişiyor giderek. Öyle ayırmıyorum açıkçası. Yani daha ziyade heyecanlandıran proje seçmeye çalışıyorum. Öyle. Eğer öyle bir şeye denk gelirsem olacak. Peki. İlerleyen çok... zamanlarda yapımcılık veya yönetmenlik gibi bir düşünceniz var mı? Yani kendi yazdığınız bir senaryoyu oynattırmak ister misin? Şimdilik yok. Yazdığım bir şey yok. Öyle bir şey yok. İleride olursa ama bunu denemekten, yani buna cesaret ederim. Geri durmam diye düşünüyorum. Umarım yani. Böyle konuşmak kolay. Şu an hiçbir şeyim yok yani. Bilmiyorum. Yazmaya başlayayım. Ben yazayım en istedim ya. Yani yok. Öyle bir durum yok şu anda. Bilmiyorum. Öyle yani. Memnunum. Oyunculuğun içinde kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum insan olarak. İyi hissediyorum henüz bu mesleği yaparken yani. Daha sıkılmadım. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Büyük olunca diyorsun. Pardon. Bir fotoğraf alacağım. Sarı ne yapıyorsun? Haydi. Pardon. Merhabalar, Şükrü Bey, nasılsınız? Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. İyidir, teşekkür ederiz. Çok güzel bir gecedeyiz. Aynen. Ödül almayı siz neye giyinmediniz? Biz giyinemedik, başka işler de var o yüzden. Kötü mü giymişiz ya? Aynen, şaka yapıyorum, olur mu bir şey, estağfurullah. İyi misiniz, ne yapıyorsunuz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Tekrardan bu gece çok... ödül mü alacaksınız, ödül veren tarafta mısınız? Ben bugün tamamen izleyici tarafındayım. Sosyal. Ne yapıyorsunuz peki, Alice? Yani Alice yeni bitti. Onu sezondan biliyorsunuz. Dışlara çekimimiz oldu. Onun dışında Aşk Taktikleri 2'nin setine gireceğiz. Zaten onu da biliyorsunuz. Bildiğiniz için söylüyorum. Geri kalanı bilmediğiniz için söyleyemiyorum. En çok izlenen içerik olmuştu. İkincide de aynısını bekliyor musunuz? Evet, inşallah. Yani senaryo her şey çok güzel. Beklenti yükseldi şimdi. Bu sizi korkutuyor mu ya da bir sorumluluk yüklüyor mu? Ya korkutmuyor. Tam tersi güzel bir şekilde fişekliyor aslında yani. Beni motive ediyor. Ben mutluyum yani bu durumda. Peki senaryo okumuşsunuzdur. Bir spoiler verecek misiniz? Asla. Spoiler asla.
Bir tatil planınız var mı peki? Yoksa hemen set başlayalım. Ya yazın çalışacağız ama tabii ki öncesinde bir yerlere kaçacağım. Nereye kaçacağım söylemeyeceğim. Ama olur, siz biliyorsunuz. Her türlü bir şekilde yakalıyorsunuz zaten. O yüzden yani öncesinde biraz dinleneceğim tabii ki. Genç kızların sevgilisi Şükrü Özyıldız son döneme damga vurdu. Aşk hayatıyla ilgili kolay bir gelsin durumu var mı acaba? Müsaade istedim. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Evet, iyi akşamlar Dilan Hanım. İyi akşamlar, nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şıksınız öncelikle. Harika görünüyorsunuz. Nasıl hazırlandınız bu geceye? Sağ olun. Oğuzlar hazırladı benim bu geceye. Evet, çok da şık olmuşsunuz. Harika da bir gece. Neler söyleyeceksiniz peki? Çok güzeldi. Çok mutluyum. Çok değerli bir arkadaşıma verdim. Peki siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz Dilan Hanım? Neler yapayım? Var bir şeyler. Evet. Galiba çok söyleyemiyor muyuz anlaşmalardan dolayı? Bir dizi, bir film anlaşması. Orada kapalı yani olacak. Yani diziyi yapacak, ekibine yapacak. İki film geliyor. Bu yaz başka şey var. Bakalım. Yazın ben dinlenmeye fırsat çok olmayacak galiba. Artık Torbe enişte olduğu için enişte bey nasıl diye onu göremedik bu gecede ama bir düğün hazırlıkları konuşuyorduk. Düğünle ilgili bir gelişme var mıdır? Peki sizi görmüşken onu da sormak istedik. Yaptınız yani her şey kadar yoğun. İşimiz o kadar yoğun ki hala yıldız geliyor. Kıgandıma merasim olacakmış galiba. Öyle istiyormuşsunuz. Yani anneannem için istiyorum demiştim. Bakalım. Bir tuzlu kahve içirecek misiniz? Vallahi artık çok güzel. Kıyamazmışsınız gibi geliyor. Kıyamam gibi geliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz size. İyi eğlenceler dileriz. Sağ olun. Bir görüntü alalım. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Buraya bakabilir miyiz? Teşekkürler. Böyle de alayım. Al. Bir dakika. Onu da yoksa o sonunda tek taş geldi mi Osman? Bu bayağı büyük bir taş ama. Keşke falan diyormuşum ben. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? İyi çok teşekkür ederiz. Gelsin. Muhteşem bir gece, 50 gecesi. Çok şıksınız öncelikle. Çok nasıl hazırlandınız geceye? Biraz bahseder misiniz? Nasıl size hazırlandım? Vallahi giyindim geldim. Elbisemi Oğuz Erel style etti. Makyajımı Alev Kaya yaptı. Çok teşekkür ederim onlara. Beni hazırladıkları için. Takılar da çok dikkatimizi çekti. En başta da söylediğimiz gibi çok şık. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz Afra Hanım? İyiyim, iyiyim. Bol bol dinleniyorum bu sıralar. Yakında bir dizi projemiz var. Hayırlı olsun. Ulusal kanala, evet. Şu an yapım şirketinden net bir açıklama gelmediği için resmi bir açıklama. Detay veremiyorum. Evet, çok detay veremiyorum ama. Partnerinizi söyleyebiliyor musunuz peki? Efendim? Partnerinizi söylemiş. O da daha resmi bir açıklama olmadığı için şu an bir şey söylemem çok doğru olmaz. Peki onun dışında yaz da geliyor aslında, dizi çalışması başlayacak ama onun dışında kısa bir tatil, kaçamak yapabilecek misiniz Mert Bey'le? Yapabilirim, evet yaparız. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür size iyi eğlenceler ederim. Diliyoruz. Çok sağ olun. Akif. Çok mükemmel. Teşekkür ederim. Gurur duydum şu an. Hoş geldiniz Berrak Hanım. Merhaba, hoş nasılsınız? Bulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Muhteşem enerjinizle girdiniz aslında. Salonun kahkahaları da boğdunuz girer girmez. Ben aslında komik bir kişiyimdir ama bütün arkadaşlarım orada fotoğraf çekti. Neyse, sahne de çekerler. Evet, harika bir gece. Çok şık hazırlanmışsınız. Teşekkürler. Nasıl hazırlandınız geceye? Öncelikle ondan bahsedelim. Standart giyindim, saçımı makyajımı yaptırdım. Buraya birlikte geldiğim arkadaşlarım bana geldi. Oradan da buraya geldik. Berek Hanım çok şıksınız ama biraz da aslında cesur diye nitelendirdiğimiz bir kıyafet. Son dönemde de biliyorsunuz hani çok konuşulduğu için kıyafetle ilgili çok eleştiri de alacaksınız şimdiden. Biliyorsunuz neler söylemek istersiniz şimdiden? Tuzaklar lollipop'a, kucaklar dolusu love. Teşekkürler. Konuşturduk. Ben de.
miyim sizi? Evet. Ben miyim? Biz de alalım. Evet, biz de alalım. Ben buradayım. Gülşen Hanım, pardon. Gülşen Hanım. Evet, buraya da bakalım şimdi. Çok kısa, çok kısa birkaç kelime alabilirsek. Gülşen Hanım, önce şunu söylemek istiyorum. Gelen konuklara son dönemdeki cesur kıyafetleri sorduğumuzda Lollipop şarkısıyla cevap verdi Berrak Tüzün Ataç. Öyle mi? Evet. Ve bugün de gerçekten sizin kombinlerinize yakın kıyafetlerle bütün oyuncular ve sanatçılar burada. Neler söylemek istersiniz? Ne söyleyebilirim ki? Siz söylediniz zaten baştan cevabı. Gerçekten de cesaret deyince temsil eden kadın Gülşen Hanım efendi yine karşımızda. Cesaret demeyelim de içinden gelen sesler diyelim. Son dönemde aslında bir devir başlattınız diyebiliriz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Aslında bir devir başlatmak mıdır bilmiyorum ama ben sadece hayallerimin peşinden gidiyorum. İnandığım şeylerden vazgeçmiyorum, duruşumdan vazgeçmiyorum. Siz bunu böyle adlandırdınız ama benim için tamamen hayallerimin ve inandığım şeylerin peşinden gitmek. Tüm kariyerim boyunca yaptığım her şeyin ham maddesi bundan ibaret yani. Sizi de bugün burada görmek de bir mutluluk verdi. Bugün galiba ilk defa bir konseriniz yok Gülşen Hanım. Evet, aynen. Bugüne konser alamadık. Bugün burada olmayı çok heyecanla istedim ben de. Ve birazdan içeri geçmemiz gerekiyor. Evet, kıyafetten bahsedelim. Nasıl hazırlandınız geceye? Yine sınırları zorlayan... Sınırlarımı zorluyorum yine mi? Ay Allah, ben neler yapıyorum böyle. Suudiye Tuz'dan bu geceki kıyafetim. Çok tatlı, kendimi bulut gibi, böyle gökyüzü gibi hissediyorum. Evet, muhteşem de bir gece. Peki neler söyleyeceksiniz? Evet, çok güzel bence böyle geceler. Özenli, güzel, heyecan veriyor bize. Ödül alacak mısınız bu akşam? Bir sürpriz var galiba bildiğimiz kadarıyla. Bilemiyorum. Sizce? Alır mıyım? Almışsınız. Kesinlikle. Zaten almış oldum siz böyle düşünüyorsanız. Peki Gülşen Hanım, bir kadın sanatçı olarak biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Melek Mosso'nun konseri iptal edildi. Seda Sayan yerine Niran Ünsal ve Işın Karaca dahil oldu. Seda Sayan'ın da bir açıklaması oldu. Kendisinin bir el hareketinden dolayı oldu. Deryaoğlu ve Funda Arar konserlerini iptal ederken diğer 3 sanatçı, yine kadın sanatçılar dahil oldu. Gülşen Hanım efendiye teklif gelse kabul eder miydi ve bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şeyin yaşanması inanılmaz geliyor bana. Hiçbir sanatçı arkadaşımın, hiçbir kadın sanatçının böyle bir şeyle karşı karşıya kalması, böyle bir şey yaşaması, oradaki bazı kullanılan kelimeler o kadar ters geliyor ki bana, hiç yaşanmaması gereken çok talihsiz bir şey olmuş bence. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür ve herkes aklını başına alır ve buranın neresi olduğunu unutanların bir hatırlayacağı zaman gelir, mutlaka öyle bir şey olacaktır. Peki, çok yanlış. Teşekkür baştan ediyorum. Baştan sona yanlış yani. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Tamam. Kumrunu aldım. Ortaya alalım. Gel. Ay geleyim. Fotoğraf mı önce? Fotoğraf. Beyler biraz geri çıkın da tam alayım bu fotoğrafı. Hande Hanım. Tamam. Ya, bir kare daha alacağız. Çok var. Tamam mı? Şunu ben size. Hande Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz biz. Siz geldikten sonra buranın havası değişti biraz. Çok şık olmuşsunuz. Nasıl hazırlandınız? Ben şöyle hazırlandım. Çok sevdiğim Ceylan Atınç yaptığı style gibi. Hiç giden bir parça tercih ettim. Ve çok severek giyiyorum. Umarım sevmişsinizdir. Evet, çok melek deniz kanatlarınızda gelmiş artık diyelim Hande Hanım. Teşekkür ederim. Muhteşem bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Açıkçası çok heyecanlıyım. Çünkü böyle geceleri çok özlemiştik hepimiz.
ve burada olduğum için çok mutluyum. Çok değerli insanlarla, herkes ışıl ışıl. O yüzden çok heyecanlı ve mutluyum diyorum. Evet, yaz geliyor ama Anderse galiba dinlenemeyecek projeler başlıyor, İnşallah, reklam çekimleri. Biraz bize bahseder misiniz? Uzun zamandır hani uzun uzun konuşamıyoruz sizinle. Evet, konuşamıyoruz. Yani daha net bir şey olsa keşke uzun uzun bahsetsem. Henüz net bir şey yok. O yüzden söyleyecek de bir şey yok. Disney için çekimler başladı mı peki? Evet, hani bilgi verin mi? Çekimlerimizi falan çekiyoruz tabii ki bir yandan. Başladı ama bir proje özelinde bir durum yok henüz. Var tabii okuduğum bir şeyler. Çok da heyecanlandı. İnşallah çok güzel olur. Peki bu yaz dizi projesiyle mi, sinema projesiyle mi göreceğiz ilk etapta sizi? İkisi de olabilir. İnşallah ikisi de olur. Evet, ben inşallah. Çalışmak istiyorum artık, biliyorsunuz daha önce söyledim. Evet, Hande Hanım, kıyafetiniz çok şık ama biliyorsunuz son dönemde cesur kıyafetler çok eleştiri de almakla birlikte kadın dayanışmasını da yeniden ortaya çıkardı. Sizin kıyafetiniz de muhtemeldir ki bir eleştiri de alacaktır. Neler söylemek istersiniz? Yani insan seviyorsa istediği her şeyi giymeli, istediği her şeyi yapmalı. Yani artık bunları geçelim diyorum ben. Çünkü ben bunu istediğim için de çok iyi hissediyorum. İyi ki de giymişim. İnsanlar, kadınları bu yüklenmelerini bırakmalı. Çünkü yani hepimiz bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz farklı bireyleriz. Hepimizin tercihleri başka. Bırakalım yani, herkes özgürce yaşasın hayatını. Yani çok da buna müdahale etmek doğru değil artık. Yani bu yüzyılda özellikle. Evet, kesinlikle. Peki Hande Hanım, Kaan Yıldırım'la olan çok ilişkiniz hakkında Mahkemciğim. Bir cevap başka bir şey var mı? Tatildeydiniz. Bak hemen kaçıyorum. Çok teşekkür ederim. Hani bunları konuşacaktık reklam çekim lansmanı dışında. İstanbul'da ne kadar güzel bir gece için beraberiz. Bunları konuştuk. Çok güzel sohbet. Bunlar güzel şeyler değil mi Hande Hanım? Size yeterli değil mi? Bunlar çok güzel şeyler değil mi sizin için? Cevap hakkı vermedi ki. Bitti. Tamam, kapatıyorum. Tamam mı? Tamam, Hande Hanım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, dizide sezon finali. Bugün de yemek var. Burak Bey, sizden başlayalım. Başlayalım abi. Zor bir sezonu geride bıraktık. Gerçekten zor bir işti bizim için. Hem ekip adına hem oyuncular adına. Yoğun bir sezondu. Yani hep sokaklarda çektiğimiz bir işti. O anlamda da tabii yorucu oldu. Yıpratıcı oldu ama çıkan işten, yani bunu izlemekten keyif aldığımız bir iş oldu oynayanlar adına. Her zaman bu şans elimize geçmiyor. O yüzden çok mutluyuz. Müthiş bir ekip oldu. Yani iyi bir kast, iyi bir kamera arkası ekibi. Zaten onlar daha önce de beraberlerdi. Çukur'dan gelen ekip. Sağ olsunlar bizi de aileye dahil ettiler. Sırt sırta bir mücadele verdik ekibine. O yüzden de yani hem böyle kazandığımız dostluklar, hem beraber paylaştığımız sahneler olsun. Çok mutlu olduk yani sonucunda. Çok mutluyuz abi. Güzel oldu. Ekim Bey'sine her sözü. Ben arkadaşım dediklerine katılıyorum. Birazcık da detay versin. Artı bir. Artı bir. Biraz detay versin. Sonuçta sezon finali ve bir yıl, aşağı yukarı bir yıl geçti. Zorlu bir süreçti. Tabii ki de sizin için en zorlu sahneler hangileriydi? En zorlu sahneler hangileriydi? Size en çok ne zorladı? En zor sahne neydi acaba? Karda marda çalıştığımız dönem kolay değildi. O koşmalar biraz komik oluyordu karda, böyle paytak paytak. Herkes evde abi. Bütün belediye yasaklamış sokağa çıkmayı biz. Bir tek biz varız abi. Bir de bayram falandı galiba öyle bir şeydi. Onlar da zorlandınız. Gel gel. Bırak onu, bırak. Hemen ekip de direkt. Ya aman aman şey yapmıyorum. Ben tamam. Büyük kısmet oldu. Evet. Siz evet. Neden bahsediyordunuz ben kaçırdım? Şey, senden bahsediyordum. Sezon nasıl geçti Bora Bey? Nasıl geçti? En zorlandığı sahne neydi Bora? Efendim ben biliyorsun 12. bölümde dahil oldum. Benim için yarım sezon gibi. Benim için çok keyifli geçti. İnanılmaz tatlıydı gerçekten. Eğlenceliydi. Erken veda gibi bir şey hissi oldu bende. Ama bilmiyorum tabii siz daha ne konuştunuz. Tam vaktinde bir veda gibi. Evet, sizin için de öyle oldu. Ural Zeykin Bey buradayken hani böyle dedikodu gibi olmasa, onlar buradayken soralım. Nasıl da onlarla birlikte oynamak, neler hissettiniz? İnanılmaz. Hayatımda bir sürü çift gördüm. İkisi iyi kadar iyi çift görmedim gerçekten. Çift görmedim. Aynen. Evet. Çift mi görmediniz, çift mi görmediniz? Nasıl yani? Nasıl? Espri yaptım da neyse boş ver. Anlayamadım onu ama çift görmedim. Bu kadar iyi bir çift görmedim. Yani gördüğüm en iyi çiftin arasına girmeye çalıştım. Çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu. Siz de görmüşken Uraz Bey, tabii ki bir projeniz vardı Erşan Kuner'i, inanılmaz beğenildi, çok güzel yorumlar alındı. Özellikle sizin oyunculuğunuz Merve Dizler'e, Nezgi Movan'ın aynı zamanda. Cem Yılmaz'ı saymıyoruz tabii ki de. Neler söylüyorsunuz bu projenizde? O en iyisi olduğu için. Adam yaşıyor, parasını veriyor, yapımcılık yapıyor. Onu hiç saymıyoruz yani, o yüzden söylüyorum. Ölgü anlamında yani. Anladım, şaka yapıyorum. Yani o da çok güzel bir işti. Yani biz onu bir sene önce çektik. Ve
Şimdi yayına girdi. Bekliyorduk, heyecanla bekliyorduk yani. Hı-hı. Ne zaman yayınlanacak, ne zaman göreceğiz, ne zaman karşılığını seyirci de bulacak diye. Güzel de geçti. Çok mutluyuz. Aldığımız güzel yorumlardan, övgülerden çok mutluyuz. Herhalde ikinci sezonu da çekeceğiz. Cem abi zaten yazdı. Salı günü başlıyoruz dedi hatta. Yani, tweet attı. Salı günü bize yazdı işte. Başlarız diye. Biz de tabii ki abi filan dedik. Yazmaya mı başladı? Ya, evet yazmaya başladı. Güzel de bir hikayesi var. Onu da paylaştı bizlerle sağ olsun. Güzel olacak abi. Önümüzdeki yazda orada oluruz herhalde. Ama onu geçelim. Bu gecenin konusu 3 kuruş. Ekim Bey'in şeyi vardı. Kan'dan döndüğü. Evet. Onu konuşalım evet. Biraz. Onu konuşalım biraz. Kan'da 3 filmiyle beraberdi. 3 filmi vardı. Kan'da. Ben hayatımda böyle bir şey duymadım daha. Neler söylemek istiyorsun? Aynen. Hemen alalım. Ekim neler söylemek istiyorsun? Biz gururdan öldük. Sen ne yaptın abi? Evet. Çok gururlandı. Yapıyor röportajı. Biz onu sese bırakıyoruz yani. Ya şöyle yarışmada olan bir tane film var. Diğer iki film gösterim için oradaydı. Seçkin. Okul tıraşı ve aynen Büyük Uçuş. Soru var mı oğlum? Bir dakika. Ekim Bey neler hissettiniz? Ekim Bey, Kan'da olmak, Kırmızılılarda yürümek, dünyaca ünlü starlarla beraberdiniz, aynı anda aynı atmosferi soludunuz, sonra geri dönüp bizle beraber oynadınız. Hani bunlar nasıldı? Mesela biraz bunlardan bahsedelim. Ya şöyle, aslında ya bir şeye, ya bir yere gidip gördüğünde, bütün o hani gizem yok olduğunda, o kadar da büyülü bir şey değilmiş gibi hissedersin ya. Şimdi oraya gidip gördük, hep fotoğrafta gördüğümüz şeyin bir parçası olma fırsatım oldu. Doğru Ekim Bey. Doğru değil mi? Evet tamam. İşte o arkada neler olup arkada... Abi, bize yılların işi ya, bize lütfen kalsın, öğretmeyin evet. Abi şimdi. Mikrofon tutmayı. Sizden öğrenecek değiliz mi? Vay da çirkin kaçış olsa falan. Evet. Aman. Neyse en azından arkada ne olup bittiğini hep merak ediyordum. Onu görmüş oldum. Biraz beklediğimden daha katı bir yermiş. Daha böyle hani hep her şeyin akreditasyon istediği kuralcı bir yer. Böyle kas sistemi olan bir yer. Ama onun dışında tabii ki hep o merak ettiğimiz, görüp de acaba orada olmak nasıldı diye düşündüğümüz bir şeyin parçası olmuş oldu. Bir güzel yemek oldu toplu yemek orada Quentin Tarantino'nun Quentin Tarantino'nun da bulunduğu büyük yönetmenlerin, oyuncuların olduğu yemeğe de katıldınız. O yemek nasıl geçti? Biz aslında orayı da merak ediyoruz. Onları görmek biz daha bunları soramadık. Ne dedin Tarantino'ya ne dedin? Ne dedin Tarantino'ya? Ben yoktum orada. Evet. Ekin Nuri Bey, Gece İlhan'la ve Emin Alper'le beraber yemek yedi. Ne yediler o akşam? O Ekim Bey o akşam ne yediler? O akşam... Menüde ne vardı Ekim? Deniz mahsusu var mıydı hocam? Fransızlar gerçekten İngilizce konuşmuyor mu? Sadece Fransızca mı konuşuyor? Yok orada konuşuyorlar biraz. Tamam. Uraz Bey sizden ricamız Ekim Bey'de özel hayatıyla ilgili son bir soru sorar mısınız? Hayır. Ekim Bey özel hayatınızda mutlu musunuz? Nasıl gidiyor özel hayatınız? Aa, çok mutluyum. İşte bu kadar. Soru bu kadar olur. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizin de bir reklam anlatmanız var yine. Var abi evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ya. Ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Buradan çok teşekkür ederim. Son olarak madem mikrofon sizde son olarak da bir Cem'le sorunuz var mıydı? Son olarak Erşan Kuner ile ilgili buradan kameralar aracılığıyla. Hiçbir sorum yok Cem abi. Bir şey sormak istersem Cem abiyi arayıp sorarım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Son üçlü bir fotoğraf alayım. Üçlü son. Evet. Güzel fotoğraf. Şöyle Dutch maç yap. Starların buluşması. Kenan Bey bir de böyle olalım biraz. Teşekkür ederiz. Çok kısa hoş geldiniz diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Bu ara çok sık karşılaşır olduk. Kenan Bey hoş geldiniz diyelim. İyice küçük bir kameralar. Nasılsınız? Muhteşem bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Çok tabii. Mutluyuz, keyifliyiz. Çok stile bürünmüş bir dünyanın... Pardon. Gecesinde. Gecesinde evet, olmak. Öyle dönelim, evet. Öyle istersen. Evet. Beren Hanım siz neler söylemek istersiniz? Muhteşem bir gece. Son zamanlarda da birlikte de çok davetlerde de gördük. Çok şıksınız. Neler söyleyeceksiniz? Yani galiba evet 2 senedir evde beklediğimiz için bize bize son söylemekten keyif alıyoruz. Hiç olmadığı kadar belki de. Evet şahane bir gece belli ki. Çok keyifliyiz. Sizinle birlikte olmak çok güzel. Teşekkürler. Kesinlikle. Peki yaz geliyor. Neler yapacaksınız?
dizi projeleri devam edecek mi yoksa yeni projeler var mı? Şimdilik bir film projesi var. Onun dışında stüdyo çalışmalarımız devam ediyor. Albüm hazırlıyoruz. Birlikte. Albüm ne zaman peki çıkacak? Belli midir şu an? Film dizilere mi? Film dizilere mi yoksa Sinema için mi olacak? Biliyorsunuz Disney Plus ülkemize giriş yaptı. Çok değerli isimleri aldı. Siz de bulunacak mısınız Disney Plus'ta? Şimdilik değil. Çok sevdiğim arkadaşlarım Disney'e çalışıyorum. Şimdilik. Sebebi var mıdır peki? Özel bir sebebi? Başka bir projeden dolayı mı? Yoksa hani en top isimleri toplayan bir Disney? Teşekkürler Kenan Bey, Beren Hanım. İyi akşamlar abi. Sensiz. Arkadaşım mı kendisi? Hadi. Kendisi modern mi? Arkadaşım. Herhangi bir aşk vesaire yok o zaman. Arkadaşınız diyelim. Siz neler yapıyorsunuz? Güzel, her şey yolunda. Hanımefendi, hangi ülkeden, nereden geldi? Sizin misafiriniz oldu. Öğrenelim yalnız. İnsanlarsa sorsana. Hi. Evet. What do you think about it, Ekim Mert Aybaz? He's an actress in Turkey. Buraya kadar yeterli. Tamam, sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Tamam, kapat, şey yapalım.